LGS'ye son 237 gün. Yani hayallerimizdeki liseye kavuşmamıza, gayretlerimizin, çalışmalarımızın karşılığını almamıza 237 gün var. Yani gerçekten değerli bir süre var. Bu süre zarfında çok ciddi çalışmalarla, çok gayretli bir şekilde vazgeçmeyerek çok büyük başarılar elde edebiliriz. Sizler bunu başaracaksınız arkadaşlar. Bizler buna çok iyi inanıyoruz ve sizler için LGS kamplarımızla, kitaplarımızla, videolarımızla destek olmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da LGS geri sayımlarımızı başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen yorumlar içerisinde en fazla beğeni alanları sizlerle birlikte cevaplayacağız. Öncelikle haftanın sözüyle başlamak istiyorum. Gidilmeye değer hiçbir yerin kestirmesi yoktur arkadaşlar. Yani siz eğer hayallerinizdeki lise için Anadolu Lisesi olabilir, Fen Lisesi olabilir, Sosyal Bilimler Lisesi olabilir, Anadolu İmatip Lisesi olabilir hiç fark etmez. Eğer bu gerçekten gidilmeye değer bir yerse bunu öyle çalışmadan, gayret göstermeden, kestirmeden olmaz. Mutlaka emek sarf etmemiz lazım. Yani esasında burada Paul Kolo şunu demek istiyor. Emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. No pain, no gain. Yani çalışacağız, gayret göstereceğiz, emek sarf edeceğiz. Bundan lezzet alacağız ve sonrasında da başarıya ulaşacağız. Haftanın sorusuna baktığımızda 770 beğeni almış. Gerçekten çıldırmış artık. Hatice Kaynar diyor ki... Ders çalışırken dikkatimi dağıtan etkenler, çamaşır makinesi sesi, süpürge makinası sesi, kardeşlerimin gerekli veya gereksiz odaya girip çıkması ve bana bir şeyler söylemesi, ben ders çalışırken benden bir şey istenmesi, nasıl yapacağım hocam demiş. Gerçekten bizler de arkadaşlar öğretmen olarak doğmadık. Bizler de sizin yaşınızda öğrenciydik ve öğrenciyken bizim de başımıza bu tarz sıkıntılar geliyordu ve gerçekten stres oluyorduk. Motivasyonumuz düşüyordu. Bunun harici başka sıkıntılarımız da vardı tabii ki. İşte yok annemiz çalıştığımız halde çalışmıyorsan sen diyordu. Kendin için çalışıyorsun gibi farklı farklı motivasyonumuz düşüren şeyler vardı. Bunları yorumlara yazın. Bunların hepsini cevaplayacağız arkadaşlar. Ama öncelikle biz bu sorunların üstesinden nasıl geldik? Birinci arkadaşlar ailenizi güzel bir günde karşınıza alıp uyarıp rica edebilirsiniz. Yani sizinle çok önemli bir şey konuşam dersiniz, karşınıza alırsınız ve tek bir cümleyle. Lütfen sizin benim ders çalışma saatlerinde çamaşır makinesini çalıştırmanız, temizlik yapmanız veya kardeşlerimin beni odaya girerek rahatsız etmesi benim ders çalışma motivasyonumu düşürüyor. Lütfen bana bu sene biraz daha fazla saygı duymanızı istiyorum demeniz lazım bir. İkincisi kütüphaneye gidebilirsiniz arkadaşlar. Kütüphaneler çok güzel çalışma ortamlarıdır. Bununla alakalı Tabii ki evinize yakın, ailenizden izin alabileceğiniz bir kütüphane olması lazım. Kütüphanelerde herkes kitap okuyup ders çalıştığı için sizler de orada mükemmel çalışabilirsiniz. Veyahut da kütüphaneye gitme imkanınız yoksa kendinize izole ayrı bir ortam oluşturmanız gerekebilir. Yani evde en az kullanılan oda belki de yatak odasıdır. Orada siz kendinize bir çalışma odası oluşturabilirsiniz. Kendinize ait odanız yoksa. Kendinize ait odanız varsa zaten şanslısınız. Bu durumda tabii ki güzel güzel çalışmanız lazım. Ama hocam benim kendime ait odam yok. İşte salonda çalışıyorum, oturma odasında çalışıyorum. Kardeşim geliyor, çocuk odasına mi geliyor diyorsanız bu durumda kendinizi izole etmeniz lazım. Ya da ders çalışma saatlerinizde kardeşinizden ailenizin de desteğiyle onun sizi rahatsız etmemesi için rica ee, ricada bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. En önemlisini de söylüyorum alışmanız da gerekiyor. Yani sınava kadar süper sessiz bir ortamda çalışıp sınav günü böyle <laughs> diyen bir tip yanınıza gelir. Böyle garip gelir. böyle bir şeyler okuyan böyle dudaklarını hareket ettiren bir ses gelebilir. Bu durumda dikkatinizi alabilir, her şey olabilir. Dolayısıyla sizler beyninize alışılmalısınız. Beyin dikkat dağıtan ortamlarda önce şok olur. Ne oluyor ya hiçbir şey anlamıyorum der ama sonradan uyum sağlar. Mesela bazı insanlar vardır müzikle ders çalışabilir. Bazı insanlar hiç çalışamaz. Ben mesela müzikle ders çalışamıyorum. Çünkü hep sessiz çalışmaya alışmışım. Ama eminim ki şu anda videoyu izleyen birçok arkadaşımız müzikle de rahat rahat çalışabiliyor. Niye? Çünkü beynini alışırmışlar. Dolayısıyla sizler de buna odaklanabilirsiniz. Sizi rahatsız etmeyecek pomodorolar ve konsantrasyon artırıcı müzikler dinleyerek de çalışmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi haftanın kaynağına baktığımızda ise sıfırdan 8'e sözel ve sayısal tüm dersler setimizi sizlere tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. Bu ikisi birlikte avantajlı oluyor. Sıfırdan sekize sözel ve sayısal tüm sene boyunca öğrenmeniz gereken LGS uygun bir şekilde sözel ve sayısal konuları sizlere solda konu anlatımı sağda soru. Solda konu anlatımı sağda soru şeklinde güzel güzel infografik ve Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde ve temel ve orta seviyede izah ediyor. Tabii ki buradaki soruların harici sorularda çözmeniz gerekecek. Bu kitaplar konu anlatımı için tam bir başlık kitabı. Şimdiye kadar LGS YGS'de başarılı olmuş yüzlerce binlerce öğrencimiz hep bu kitaplarla çalıştılar. İnfografik bir şekilde, görselli bir şekilde, konuları mükemmel bir şekilde anlayıp hem sözelde hem de sayısalda çok yüksek netlere ulaştılar. Hayallerindeki liselere girdiler. Sizler de mutlaka eğer kütüphaneniz yoksa bu kitaplardan faydalanın istiyoruz arkadaşlar. Bu kitaplara açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz ya da Tonguç kitapçılarından da isteyebilirsiniz. Haftanın okuluna baktığımızda hepimizin hayallerindeki okul olduğunu görüyoruz. Galatasaray Lisesi. Eğitim süresi 4 yıl artı hazırlık. Yüzdelik dilim 001. Yani genellikle Türkiye deris yapan öğrencilerin tercih ettiği bir okul. Neden siz de olmayasınız? Yabancı dil 4 yıl, Yerleşme yüzdesi %97. Galatasaray Lisesi'nin ayrı bir havası var tabii. Üniversite sınavını bazen sallamayıp yurt dışına da gitmek isteyebiliyorlar. Ama Türkiye'deki bütün liseler Galatasaray Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Maksut Anadolu Lisesi hiç fark etmez. Bütün bu liseler sizler için arkadaşlar çalışacaksınız, gayret göstereceksiniz ve inşallah bu liselere sizler gireceksiniz. 2022 LGS sürecinde bizlere neler sormak istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdiden dersenize başarılar arkadaşlar.